Hegel'in tarih felsefesi üzerine dersler kitabı olacak birkaç hafta konumuz. Tarih felsefesi Hegel'in en bilinen, en çok konuşulan ve en çok eleştirilen kısmı. Pek çok da yanlış anlaşılmaya sebebiyet veren kısmı. Bu dersler boyunca tarih felsefesi derslerinin, Hegel'in yaptığı bu derslerin ne olduğunu ve neyi anlatmaya çalıştığını biraz göstermeye çalışacağım. Tek tek Hegel'in anlattığı her şeyi konu edinmeyeceğim. Sadece şunu yapmaya çalışacağım. Çok ilginç fikirleri var Hegel'in bu konuda ve çok tuhaf fikirleri var. Herhalde tarih felsefesi konusundaki en belirgin ve ilk bakıştaki en saçma fikirler Hegel'e ait fikirlerdir. O nedenle öncelikle niye bu kadar saçma göründüğünü ve aslında çok da saçma olmadığını size göstermeye çalışacağım. Çünkü hani herkes şunu diyor yani, işte tarih felsefesi deyince ilk akla gelen kişi Hegel. Ama tarihle ilgili görüşleri çok sıra dışı. Sıra dışı olmasa bile tuhaf. Niye tuhaf geliyor? Niye kabul edilemez geliyor? Biraz bunlara bakacağız. Aslında Hegel'in felsefesini biraz konuştuktan sonra anlaşılacak ki bu fikirler zaten kendi düşüncesinin otomatik olarak çıkan fikirler. Yani Hegel'in felsefesinin ruhunu bilen birisi zaten şeyi biliyordur. Bu tarih felsefesinin böyle bir şey olacağını tahmin ediyordur. O nedenle tarih felsefesinin Hegel'in düşüncesinden nasıl çıktığını anlatacağım. Böylece Hegel'in o çok tuhaf düşünceleri size en azından iyi başarabilirsem bunu anlatılır gelecek. Yani burada bu kadar tuhaf görünmeyecek. Evet, şununla başlamak lazım ki Hegel'in tarih felsefesi çalışması bir müşahhas bir çalışma değil, bir kitap değil. Zaten Hegel'in yazdığı çok az kitap var. Neredeyse yok denecek kadar az işte. Bir Tinin Fenomenolojisi'ni yazdı. Mantık kitabını kendisi yazdı sayılır ki o bile ders notlarıdır aslında. Kendi yazdığı ders notlarının sonra kitaplaştırılmış halidir. Ansiklopedi eseri var bir de. O da hani kısmen ders notlarıdır. Yani nihayetinde aslında Hegel'in bir kitabı, yani ilk başta yazdıkları da var. Onun dışında derli toplu bir kitabı yoktur. Velhasıl en çok konuşulan metni olan bu metin ve hak felsefesi, Philosophy des Recht veya da işte Philosophy of Right metni de bir kitap değildir. Ders notlarıdır. Sanat felsefesi, tarih felsefesi kitapları da Hegel'in derslerinde tutulmuş notlardır. Bu açıdan da tartışmaya her zaman açık şeylerdir. Çünkü ne kadarını Hegel'e yazdı, gerçekten ne kadar Hegel'in düşüncesi olduğu bir muammadır. Ama elimizde şurada bahsedeceğim gibi birkaç tane karşılaştırmalı kaynak var. O nedenle büyük oranda sahih metinler olduğu belli. Vorlesung über die Philosophie dergisi işte yani felsefe şey tarih felsefesi üzerine dersler. Bir de Hegel'in felsefe tarihi üzerine dersleri var. Üç çiftlik, onu da yakında Türkçe'ye çevirdiler. Bununla karışıyor olabilir. Bu tarih felsefesi üzerine dersler. Bunu ilk defa ne zaman verdi Hegel? 1822-1823 yıllarında Berlin'de verdi. Ve bu dersi 4 kere tekrar etti. Her sömestrede tekrar tekrar yaptı. Ve nihayetinde 1830-31 yılında da son dersini verdi. Ve zaten ondan sonra da vefat etti. Elimizde iki şey var. Bir Hegel'in manuskripleri yani el yazmaları, derste anlatmadan önce yazdığı metinler. Onların bir kısmı bu Türkçe tarihte akıl
diye çevrilen Önay Sözer'in güzel çevirisi. Ve de Reason in the History diye İngilizce'de de var. Almancası da ayrıca var. Bir ön söz şeklinde yazılmış bir metin. Burası daha zorlu ve anlaşılması karışık bir tarih felsefesi kısmı. Bir de bildiğimiz daha uzun boyutlu olan tarih felsefesi var. Aziz Yardımcı'nın Türkçe'ye çevirdiği. Burada da buradaki ön sözü tarihsel malzemeyle açtığı, derslerde yaptığı incelemeleri yer alıyor. Bu metinler daha sonra 3 öğrencisi var. Onların notlarından toplanmış. Yani Griesheim, Otto ve Kehler diye 3 meşhur öğrencisi. Genelde zaten onun toplu eserleri de bu üçünün şeyleridir. Toplama metinlerinin kıyaslamasıdır genelde. Bunlar 1831'de toplanıp yayınlandı. Gezen Melteverke diye. Daha sonra 37'de Edward Gans, bu Hegel'in hem arkadaşı hem öğrencisi, bunları toplayıp tekrar yayınladı. Ve Karl Hegel oğlu da 1831'de bunları toplayıp Hegel'in toplu eserleri diye tarih felsefesi derslerini yayınladı. Yani 1831'den beri bu metinler elimizde var. İnsanlar bunları okuyorlar. İngilizce çevirisi çok erken bir tarihte oldu. 1857 yılında John Sibrey'nin çevirisi hala da en meşhur çevirilerden biridir. Birçok insan bunu okumuştur, bunu görmüştür. Yani Hegel'in tarih felsefesi deyince aklında bu metin vardır. Ama 1917'de tekrar bu metin 4 cilt olarak daha böyle güçlü bir şekilde yayınlandı. John Lasson tarafından 4 ciltlik dünya tarihi halinde. Sonra bunun tarihte akıl denilen kısmını Hofmeister ayrıca 1955'te yayınladı ve 75'te yine en meşhur çevirilerden bir tanesini, tamamının çevirisini Robert Nisbet diyorum. Başka bir Nisbet isimli birisi yaptı ve böylece İngilizce konuşulan dünyada ve Almanca dünyada böyle bir serüveni var kitabın. Tarih konusuna Hegel birkaç yerde giriyor. Yani bu dersi 3 yerde işliyor aslında. Aslında bir de fenomenoloji de kısmen işliyor. Phenomenology of Spirit'te ama böyle açık bir şekilde değil. Ama ansiklopedinin, Hegel'in 3 ciltlik bir ansiklopedisi var. Bu ansiklopedinin Objective Spirit kısmında, yani nesnel din kısmının bir bölümünde dünya tarihini anlatıyor. Orada bu kitapta anlattığı nüve halinde var. Bu erken dönemde yazdı, 1817'de falan. Daha sonra herkesin en çok bildiği siyaset felsefesi kitabı olan Philosophy of Right'ın son kısmında Hak Felsefesi, Tüze Felsefesi Türkçe'de. Onun son kısmında Weltgeschichte diye ayrı bir yer ayırıyor, dünya tarihi diye. Ve orada işte devletlerin tek tek de düzeni, sonra uluslararası düzen ve diyor ki bir de Weltgericht var. Dünyanın hakemi, dünyanın hakimi, dünya tarihi. Devletleri de o yargılar diye. Orada da bir bölüm ayırıyor ve dünya tarihini orada 4-5 sayfada inceliyor. Klasik bir şeydir o, yani işte doğuyu ezdiği, herkesin oradan tanıdığı bir kısa bölüm var orada da. Ama dediğim gibi 1820'den itibaren de şey yapıyor. 1820'den itibaren de şeyi devam ettiriyor. Tarih felsefesi derslerini devam ettiriyor. Şimdi tarih felsefesini anlayabilmemiz için mecburen Hegel'in erken dönem, daha doğrusu Hegel'in erken dönemi Hegel metafiziğine geri dönmemiz lazım. Ben bu metafiziği çok daha tafsilatlı bir şekilde ama daha kısaltarak, çünkü çok zor anlaşılan bir kısım, 800 sayfalık bir şey var. Ve mantık kitabı var, büyük mantık kitabı, işte ansiklopedisi var falan. Buralarda metafiziğini işliyor ve derli toplu değil çok fazla. O nedenle anlaşılması gayet zor. Ama ben bunları kısa bir ders olarak şeyde yaptım. Bilim Sanat Vakfı'ndaki Hegel Metafizik dersinde. YouTube'da o kaydı var. Daha ayrıntılı izlemek isteyen olursa oraya bakabilir, ama burada kısaca yeniden bahsedeceğim şeyden. Hegel'in düşüncesinin temellerinin ne olduğunu, nasıl bir şey olduğundan.
Şimdi bildiğiniz gibi yani Hegel'le ilgili bir şey duymuşsanız o muhtemelen diyalektiktir. Hegel diyalektiği. Ancak Hegel'in yönteminin kendisi diyalektik değildir. Diyalektik onun bir evresidir, aşamasıdır. Hegel kendi yöntemine spekülatif yöntemden. Spekülatif yöntemden kastı da olumsuzlamanın olumsuzlamasıyla özneleşme. Ya da Hegel yine Tinin Fenomenolojisi en erken yazdığı eserlerinden birinin başında diyor ki benim görüşüme göre her şey tözü özne olarak ifade etmektir. Tabi bu cümleler yine anlaşılmıyor ne oldu. Söylemek istediği şey şu. Herhangi bir şeyi alın diyor. Yani düşünmenin temel yapısı budur. Herhangi bir şeyi ilk defa ele aldığınızda o size kendi içinde saf, dolaysız bir şekilde görünür. Olduğu şekliyle görülür. Sonra bu basit halini üzerine düşündüğünüzde onu neyse o olarak yakalamaya çalıştığınızda onu her defasında bir başka şeyle ilişki içerisinde görürsünüz. Ve onu tanımlamaya çalıştığınızda aslında o başkası üzerinden tanımlamaya başlarsınız. Ve onu ele geçirmeye çalıştığınızda aslında onu yakalamaya çalışırken bir başkasına dönüşmüş, bir başkası üzerine doğru ilerlemiş halde bulursunuz. Yani onu ilk başta kendisi neyse o olarak almaya çalıştığınızda bu yaklaşım soyut bir yaklaşımdır. Soyuttur. Onu yakalayamazsınız. Onu ancak bir başkasıyla ilişki içinde tanımlayabilirsiniz. Bir başkasıyla ilişki içinde tanımlamaya başladığınızda bu sizi ötekine götürecek. Ötekiyle ilişkisinde bir başkayı tanımlamaya başlayacaksınız. Ve burada neyse o bir karşıtına dönüşecek. İşte bu bir başkası olma, başkalaşma ve bu başkalaşma yoluyla da belirlenme. Yani bunu belirleme yakalamaya çalışıyorsunuz ya, bu ilk başta soyuttu. Ne olduğu belli değildi. Daha sonra onun tam tersine, olumsuzuna gittiniz. O olumsuzluğuyla bunu anlamaya çalıştığınızda ne oluyor? Olumsuzlama, yani başkasına gitme. Sonra da tekrar buna dönüp yeniden bunu ötekisiyle ilişkisi içinde anlamaya başladığınızda işte somut bir birliğe ulaşmış oluyorsunuz. Kendinde şey, diğeriyle ilişkisi içinde kendisi için şeye dönüşüyor. Daha sonra kendinde ve kendisi için oluyor. Yani böyle bir dolayı bir dönüşüm süreci var. Yani bir şeyi anlamak için Hegel böyle bir yöntem söylüyor. Karmaşık ama daha basit olarak sık sık verdiğim bir örnek, Hegel'in de verdiği bir örnek. Öncelikle bir çocuğu düşünün. Bu çocuk kim olduğu tamamen dolaysızdır. Yani kendi doğası, kendi karakteri, coğrafi özellikler, annesinin babasından aldığı kalıtım ve annesinin babasından aldığı dolaysız eğitim. Yani töz ona veriliyor olan şey, doğal olarak ve kültürel olarak neyse ona verilmiş olan ne varsa odur çocuk. Ancak bu çocuk büyüyüp gelişerek ona verilen şeyin karşıtı olmaya çalışır. Yani kendinde varlığını kendisi için bir bene çevirmeye çalışır. Ailesine karşı çıkar. Kendi tipine, boyuna, bilmemesine bakmadan başka şeylere heveslenir. Kendisini açmaya çalışır. Bir başkası olmaya çalışır. Kendini bulmaya çalışır. İşte bu ergenlik sürecinde bir başkası olmaya çalışma. Daha doğrusu kendi olmaya sürecinde biz kendimizi olumsuzlarız. Ailemizi olumsuzlarız, anamızı babamızı beğenmeyiz, toplumumuzu beğenmeyiz, herkes bize karşı zannederiz bilmem ne filan. Bir olumsuzlama yoluyla özneleşme olur ama. Bir birey olursunuz. İsyan edersiniz, karşı çıkarsınız, beğenmezsiniz. Böylece ne yapmış olursunuz? İçinden çıktığınız töze karşı bir özne, bir birey olursunuz. Ve daha sonra tekrar dünyayı tanımaya başlarsınız. O kafanızdaki şeyin o kadar da öyle kolay olmadığını anlarsınız. İşlerin böyle yürümediğini anlarsınız. Dünyada bir akıl, bir mantık olduğunu, yani her şeyin sizin iradeniz değil de aynı zamanda bir düzen de olduğunu, bir nizam da olduğunu anlamış olursunuz. Daha sonra daha dengeli bir şekilde dünyadaki konumunuzu anlayarak siz de evet kendi bireyselliğinizi yansıtırsınız ama siz de bir aile kurarsınız. Siz de bir birey olursunuz. Siz de baba olmuş olursunuz. Anne baba olursunuz. Siz de bir düzenin parçası olmuş olursunuz. Ne olur? Böylece aslında siz kendi bireyselliğinizi kazanarak baştaki düzene geri dönmüş olursunuz. Yani olacağınız şey olmuş olursunuz ama dönüşmüş olarak. Nasıl dönüşmüş olarak? Kendiniz bilerek kim olduğunuzu ve bu tecrübeyi yaşamış olarak tekrar geri dönmüş olursunuz.
İşte psikanaliz süreci böyle mesela. Döndüğünüzde bir bakmışsınız ki anneniz babanızla aynı şey, o çocukluk haline geri dönmüşsünüz. Ama bu sefer artık dışarıda yaşayarak değil, kendinizle uzlaşarak buraya geri dönmüş olursunuz. Yani kendine refleksiyon. Öznelleşmenin ismi Hegel'e göre kendine refleksiyon. Yani olumsuzlamanın olumsuzlaması. İşte bu cümle tuhaf cümle. Olumsuzlamanın olumsuzlaması. İlk başta var olan kapasitelerini, doğal varlığını, ailenin sana verdiği şeyleri olumsuzlama, reddetme. Daha sonra bu reddedişi de reddetme. Yani terki terk etme. İlk başta isyan etme, sonra da bu isyanı da vazgeçip geri dönme. Ve bu geri dönüş kaybolma değil ama. Bir kast sistemine geri dönme değil. Olduğun şeyi kabul etme değil. Bir şeyleri dönüştürerek sen de bir aile oluyorsun ama artık farklılaşmış olarak. Daha çok bilincine varmış olarak. Ya anam babam böyle yapıyordu ama ben böyleyim. Yeni şartlarda, yeni koşullarda kendinin şartlarını anlayarak ama bu sefer daha bir ayrımlaşmış birlik diyor Hegel işte bana. Tekrar annene babana geri dönüyorsun. Onları olduğu gibi kabul ediyorsun ama farklılaşmış bir şekilde kabul ediyorsun. Diyalektik süreç böyle işliyor işte yani. Bütün Hegel mantıktaki kategorilerin hepsini bu şekilde çıkarıyor. Bir kategori alıyor varlık, sonra onun tam tersine dönüşüyor hiçlik. Varlıkla hiçliği bir arada ele alıyor oluş. Sonra onu alıyor başka bir şey çıkarıyor. Böyle bütün metafizi çıkarıyor ve aklın kendi içinde böyle bir bütün oluşturduğunu. Ve bütün kavramların aslında bir totalite, bir bütünlük, birlik içerisinde olduğu ve her birinin ancak bir başkasına referansla tanımlanabildiği, böyle bütün bu referansların toplu idrak edilmesinin de aslında işte mantığın, aklın kendi yapısı olduğunu söylüyor. Yani önümüzde dört şey var. Başkalık ve kendilik, olumsuzlama, öznelleşme ve bütün bunlar ne oluyor? Birbirine açılma, bütünlük ve yanında hangi kavram geliyor? İlerleme, gelişme, açılma. Dolayısıyla bir sona doğru gitme. Yani bir nihayete doğru gitme. Ama bu nihayete gitme bir döngüsel bir şey. Ama bu döngüsellik doğulu bir döngüsellik. Hegel buna doğulu diyor. Yani bir geriye dönme değil. Kendini bilme. Yani bir dairesel bir döngüsellik ama bu daire de şey değil. Devri daim. Aynı yere geri dönme değil. Daha helezon gibi böyle yukarı doğru ulaşma ve aslında kendinle uzlaşma demek. Zaten onu göreceğiz. Dolayısıyla Hegel mantığını ve metafiziğini kurarken bize şunu gösteriyor. Akıl tarihsel bir şeydir. Tarihselden kastımız gelişimsel, ilerlemeli bir şeydir. Yani akıl ve aklın yapısı, metafiziğin yapısı ilişkiseldir. Ve bu ilişkisellik bir bütünselliğe götürür. Ve bu bütünsellik gelişimse böyle bir şey gibi iç içe geçerek açılan bir şeydir. Demek ki akılda bir hareket, ilerleme ve gelişme var. Fakat bu kendi kendinle uzlaşma süreci. Akıl tarihseldir ama aynı zamanda tarihte akılsaldır. Akıl tarihsel olduğu için de tarih akılsal olacak. Şimdi hikayenin sonunda bunu göreceğiz ve net bir şekilde daha anlayacağız. Hegel'in çifte hareketi budur aslında. Yaptığı felsefe tarihindeki hareket de budur. Aklı tarihselleştirmek. Bunu daha önce pek kimse yapmadı. Bir tek kısmen Aristoteles yaptı. O nedenle Hegel Aristoteles'i çok beğenir. O da şeyden dinamis ve şey potentia, energia yani bir açılma süreci olarak metafiziği idrak etmesi şeyin Aristoteles'in Hegel'in çok hoşuna gider. Çünkü tarihselleştirmeyi burada görür. İki, tarihi de akliyleştirmek. Hegel'in çünkü en takık olduğumuz noktası burasıdır. Tarihte akıl. Tarihte olanların akla uygun olduğunu söylemesi. Hegel'in akıl kavramını anladığımızda, akıldan ne düşün anladığını, aklında ne olduğunu anladığımızda, tarihin de neden akla uygun olduğunu daha iyi anlamış olacağız. Şimdi işte zaten sıkıntı burada. Hani tarihi akliyleştirmek. Postmodern tarih anlayışı ve tarih yazımı ile ilgili, analitik tarih yazımı ile ilgili falan en büyük tartışmalar burada. Şimdi hani bir fırsat olsa belki uzun uzun bir tarih yazımı meselesini tartışsak, Hegel burada nerede duruyor ve Hegel'e yapılan eleştiriler ne kadar haklı, bunu belki değerlendirme şansımız olurdu ama
bu kadar kısa bir zamanda bunlara değinemeyeceğiz. Ama genel olarak Hegel'e yapılan eleştiriler şöyle. Yani Hegel tarihle ilgili ne düşünülmemesi gerekiyorsa onları düşünmüş kişidir. Yani insanların özellikle yakın zamanlara kadar kabul ettiği ortak şeyler bunlardır. Yani tarihte hata olarak, tarih felsefesinde hatalı olarak ne varsa onları biz Hegel'de buluruz. Yani tarih yazımı, historiografi 101 dersine girin ve buradaki olmaması gereken nedir diye baktığınızda Hegel'in yaptığı hataları yapmamamız lazım diye anlamış oluruz. Bakalım nedir bu hatalar? Birincisi, Hegel tarihi a priori inceler. Kendi mantık şemasını tarihe dayatır. İşte böyle Hegel'in işte diyalektik, olumsuzlama, ondan sonra bütünlük bilmem ne, bu kavramlarını hepsini tarihe yapıştırıyor. İşte doğulular böyledir, batılılar böyledir, işte tarih sona erdi, oldu da bitti diye her şeyi çözüyor. Böyle bir tarih olmaz yani. Genel olarak bu bir komedidir, rezilliktir. Tarihi böyle a priori olarak inceliyormuş. Böyle bir şey olabilir mi diyorlar. İki, en büyük günahı ilerlemecidir Hegel. Çünkü tarihte bir ilerleme görür. Hadi ilerleme olsun, ona da belki kabul ederiz. Hani belki ilerleme o ya, iyiye doğru değil der adam yani. İlerleme var ama işte kötüye doğru ilerleme var. Veyahut da kötüye doğru ilerleme de olmaz da. İlerleme var ama işte bu daha gelişme anlamında kastettim falan der. Öyle de değil. Bayağı tarihte tek bir çizgide ilerleme görüyoruz. Hani ya bir ara kötü oldu da sonra düzeldi gibi bir şey de değil yani. Ne olmuşsa onu da iyi bir şey görüyor ve çok güzel oluyor. İyiye doğru gidiyor diye görüyor. Bu da en büyük sıkıntı. Batıya doğru akan nehir. Tarihte tek bir gelişim çizgisi görme. Hegel'in en büyük sorunu. Marksistlerin en takık olduğu nokta, tarihi öz bilincin gelişimi açısından, tim ve düşünce açısından ele alma, mistifikasyon. İşte yani gerçek tarihi görmekten ziyade Hegel şey yapıyor. İşte kendinle uzlaşma, kendiliğe ulaşma, öz bilincin açılması bilmem ne gibi tuhaf tuhaf şeylerle bizi oyalıyor. Gerçeği görmemizi engelliyor. Mistifikasyon yapıyor. İşte Hegel tamam güzel bir şeyler söylüyor ama onu ayakları üzerine oturtmak lazım. Tarihi çok yanlış anlamış. Mistifikasyon yapıyor. Tarihte böyle şeyler yok. Gerçekten de yok yani. Kimse böyle bilincim açılsın, insanların özgürlüğüne bir katkı yapayım diye bir şey düşünmüyor. Hegel de böyle düşünmüyor. Onu da göreceğiz. Tarihin bir amacı var zaten. Bu ne zaman çok tartışma konusu oldu da, baştan beri tartışmaydı ama özellikle 90'lı yıllarda iyice hani tarihin sonu düşünüyoruz. Fukuyama ile beraber, Huntington, Fukuyama. Tarihin bir amacı var ve bir tarihin sonu. Hegel öyle bir cümle söylemiyor. İşte, tarihin sonu geldi falan diye. Tarihin bir amacı olduğunu söylüyor. Postmodernler tarafından yapılan en büyük eleştiri bütüncü olması. Bütüncü çünkü totaliteyi getiriyor. Ya zaten söyleyeyim, totalite, hakikat bütündür diyor. Das war ist das ganze diyor açık açık. Hakikat bütündür. Bütünlük esastır. Sürekli bunu vurguluyor. Dolayısıyla bir bütüncü bir yaklaşım var. Dolayısıyla da totaliter bir yaklaşım var. Çünkü kafasında bir bütün var. O bütüne dahil olmayan her şeyi dışlıyor. Gereksiz görüyor. Mesela göreceksiniz, dünya tarihinde hiç Afrika yok. Afrika'yı sürekli aşağılıyor, sürekli eziyor. Onları anlamsız görüyor. Amerika yok. Çok uzun süre boyunca Amerika, yani Mayalar, İnkalar falan filan, onları hiç hesaba katmıyor. Gereksiz görüyor. En büyük günahlarından bir tanesi Avrupa merkezci olması. Çünkü bütün tarihi işte dediğim gibi batıya doğru akan nehir. Yani her şey oldu bitti ama nihayetinde Germanik dünyaya varmak içindi bütün bunlar. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Çok bariz bir oryantalizm var. Önyargılarla dolu. Bu da çok doğru bir eleştiri. Çünkü yapacak bir şey yok tabii o zaman için. Hani 1830'larda bir insanın oryantalist olmaması çok da mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü kaynaklar zaten oryantalist. Yani okuyabildiği şeyler büyük oranda yani Arapçadan şey okumuyor herhalde. Orta Doğu'nun düşüncesini veya Sanskritçe de bilmiyor. Yani arkadaşları, bilen arkadaşları var, Schlegel filan. O metinleri elinden geldiğince okuyor. Gerçekten çok iyi okuyan bir insan. Hani
O konuda hakkını vermek lazım. Mesela tarih felsefesini açın, Firdevsi ile ilgili bayağı bahsediyor. Firdevsi şöyle yapmış, Rüstem böyle yapmış falan filan diye, yani anlamaya çalışıyor gerçekten İran'ı, Hint'in şeylerini tek tek okumuş, Vedaları, işte Çin metinlerini okumaya çalışmış, çevrilenleri falan. Yani gerçekten empirik bir şeyi var, çalışkanlığı var. Ama maalesef çok noktada oryantalist. Hatta öyle cümleleri var bazı yerlerde milletlerle ilgili falan. İşte İtalyanlar diyor şeydir diyor işte kadınsıdır diyor. Fransızların diyor aklı böyle havadadır diyor. İşte bilmem neler şöyledir falan. Biz Almanlar böyleyiz. Türkler diyor işte die Grusame Türken diyor işte yabani vahşi Türkler falan diyor. Yani böyle o günün şeyi neyse genel geçer stereotipleri, ön yargıları onları hiç utanmadan, çekinmeden söylüyor. Yani bugün olsa, işte Edward Said sonrası olsa biraz daha böyle bir kendine çekidüzen verir ama yani direkt yapıştırıyor yani. Hatta işte şeylerle ilgili falan. Afrikalılara falan ya diyor bunlar o coğrafyadan kaynaklanan sebeplerden dolayı bunları da akıl mantık falan pek olmaz. Ya yani bunlar köle ruhudur, normaldir falan filan diye böyle bayağı bir paldır küldür. Hani okurken böyle aa falan oluyorsunuz böyle. Tam bu kadarla söylenmez filan diye. Gerçekten o dönemin ruhu böyle ama biraz yani 1830'larda siz de yazsanız böyle yazardım. O da kaynaklarla alakalı. Orientalist yani. O konuda yapılacak bir eleştiri çok da şaşırmamak lazım. En tarih yazımı açısından belki tartışmalı konulardan bir tanesi klasik bir şey. Tarih yazımında esas olarak devletleri esas alması. Yani bireysel tarihler, kişisel öyküler, otobiyografiler, şunlar bunlar Hegel'in gözünde hiç yoktur. Baktığı yer hep devlettir yani. Bu tarih yazımı için en çok tartışmalı konudur değil mi? Tarihin birimi, tarihsel kayıt, tarihte neye bakacağız? Hegel diyor ki çok açık bir şekilde devletlere bakacağız diyor. Ve bunu çok kesin bir şeye oturtuyor. Zemine oturtuyor yani. Kafasında çok net bir şekilde niçin tarihte devleti esas almamız lazım? Neden bireyi veyahut da kişisel hikayeleri veyahut da kayıtları ele almamamız lazım? Bunu da çok net bir şekilde kafasında var Hegel'in. Ve en tuhaf, en tartışmalı şeylerden bir tanesi de yine hep söylüyorum. Felsefesi bir teodisedir. Meşrulaştırıcıdır, dünyayı uzlaştırmaya çalışır ve dolayısıyla muhafazakardır. Yani sol Hegelcilerin takıldığı, Hegel'de en takıldığı nokta budur. İyisin, güzelsin ama fazla muhafazakarsın. Çünkü her şeyde bir hayır görmeye çalışıyorsun. İyi oldu, böyle yavaş yavaş adım adım ilerleyelim. Bir şeyler oluyorsa da hani Trump mı geldi, var bunda da bir hayır diye bakıyorsun oluyor. Fazla muhafazakarsın. Eleştirel ve devrimci ve yıkıcı bir tarafın yok. Hatta nerede bir yıkıcılık olursa onu hemen yumuşatmaya çalışıyorsun. Biliyorsunuz Hegel Fransız ihtilaline de ilk başta heyecanla yaklaşıp sonra olaylar ilk 3 gündeki gibi çıkmayınca hemen vazgeçti ve ya böyle olmaz filan demeye başladı. Böyle bir şeyi var Hegel'in. Meşrulaştırıcı, uzlaştırıcı, dolayısıyla da muhafazakar bir tavrı var. İşte bunlar Hegel'in felsefe tarihinde, tarih felsefesine bakışındaki genel hatalar. Herkes bunları hata olduğu konusunda müttefiktir. Ama bunları Hegel'e söyleyin, muhtemelen kabul etmeyecek ve sizi aşağılayacaktır yani. Hiçbir şey anlamamışsınız falan diyecektir muhtemelen. Çünkü bunların hiçbirinin kabul edilemez şeyler olduğunu düşünmez Hegel. Şimdi bunları anlatmaya çalışacağım size. Kendisi tarihin nasıl yazılması konusunda çok böyle paldır küldür bir adam da değil aslında. Yani bu konu üzerine kafa yoran ve bunu da tasdif etmiş birisi. Ya diyor ki tarih kendi dönemine kadar, bugünkü tartışmaları bilmemesine rağmen, aslında diyor üç çeşit şekilde yazılır. Ben dördüncü bir şekli buldum diyor. Benden önce de bulunmuş kimse yok diyor. Ben yaptım diyor. Dünya tarihini ben buldum diyor aslında. Diyor. Büyük oranda doğrudur bu. Yani fırsat olsa burada Welt kavramını, dünya kavramını konuşmak lazım. Hani bir hoca Ahmet neydi? İslam dünyası kavramını incelemişti. Çok ilginç bir çalışmaydı. Bunun gibi dünya kavramının da Alman idealizminde çıkışı ve bu kavramın böyle merkeze gelmesi. Şimdi biz dünya diyoruz ya, bu böyle hepimize çok
zaten var olan bir kavram gibi geliyor. Hani Kur'an'da falan da var ya, dünya böyledir falan filan. Türkçe, yani dilimizde çok var bu dünya. Almanca'da bu Welt kavramının özel bir yeri var. Bir yeryüzü, gezegen, arz var. Bir de Welt var. Bu Welt'in özel bir yeri var ve bütün şeylerde aslında Alman düşünürleri bu kavramı yeniden değerlendirme üzerine kurulu. Yani kozmozdan, nizamdan, alemden ve yeryüzünden farklı olan bir dünya kavramı var. Ama şimdi ona girmeyeceğim. Ona da girsek aslında bunun da bir arka planı var. Yani dünya tarihi fikri nasıl oluştu ve sonra nasıl gelişti? Ama şimdi oraya girmeyeceğim. Hegel diyor ki evet, üç tane tarih anlatma biçimi var. Bir tanesi işte Chronicle'lar veyahut da kaynak tarihçiliği, kaynaktan tarih, işte Herodot, Tucidides gibi ilk elden olayı anlatanlar, tuhfeler, şeyler, o şeydeki, bizdeki kayıtlar. Buradaki tabii diyor, bu çok bir tarih değil aslında diyor yani. Adam orada padişahın sünnet düğününü anlatmış, Peloponnes Savaşı'nı anlatmış, aklına gelen bir şeyi anlatmış, tamamen kendi gözünden anlatıyor. Çok güzel bir anlatımdır diyor bu. Renkli ve canlıdır diyor. Olaylar çok güzel böyle hikayeleştirilir falan. Ama diyor tamamen kendi gözünden anlatılır ve olaya eleştirel bakamaz diyor. Yani hani padişahı, o dönemdeki durumu eleştirse bile kendi diniyle, kendi döneminin ruhu ile aynı ruh içerisindedir yazar. Günümüz daha tarih yazıcılığı ise diyor biraz daha refleksiftir. Yani o şeyle arasına mesafe koyar. Tarihsel malzemeyle arasına mesafe koyar. Kendi döneminin ilgilerini bastırır ve canlı ve renkli bir stille yazmaz da tek bir tonda soyutlamalarla yazar, olayları özetler, daha renksiz bir anlatım vardır. Bu tarz tarihçiliği daha çok işte Ranke'nin tarihçiliğini, kaynaklara giden, onları böyle ispatlamaya çalışan kaynakçı tarihçiliği önemsiyor. Hegel aslında böyle bir şey hiç önemsemiyor. Yani. Bence diyor bu çok önemli bir şey değil yani. Kaynaklar doğru mu, işte hangi kaynakta ne var, olanı olduğu gibi anlatalım falan filan. Diyor ki yani tarihsel olayları tek tek anlamaya çalışmayı diyor biz Walter Scott'a bırakalım yani. O hikayeleri anlatsın bize, yani bizim için bu önemli değil diyor. İlginç. Ha, bir de diyor pragmatik tarihçiler var. İşte şimdinin ilgilerini geçmişe yönelten, hatta biraz eziyor bunu, küçük psikolojik kafalar diyor. Ve bunlar diyor tarihten ders çıkarmaya çalışırlar. Oradan vaaza geçerler, işte milli şuurla falan, böyle işte atalarımız ne kadar iyiydi, ne kadar iyi insanlardık biz, ne kadar kötüydü, ya da eleştirmek için falan. Eğer tarihten ders çıkarma fikrine çok karşı biriz. Hiçbir şekilde diyor tarihten ders çıkarmamıza gerek yok. Zaten tarihte ders çıkarılmaz diyor, çünkü her halkın durumu kendine göredir diyor. Her halk kendinin ne olacağına kendisi karar verir. Geçmişe bakıp böyle oradan bir şey, bir ders çıkarmak anlamsızdır. Yani insanlar, hatta şu kitabın başında da Önel Sözer burayı alıntılamış, çok güzel. Biz tarihi niye okuruz diyor genelde, tarihten ders çıkarmak için. Ama diyor tarihi yapanlar hiçbir zaman tarihten ders çıkarmazlar ki diyor yani. O zaman tarihi niye yapıyoruz diye. Yani? Çünkü bu insanların tatmin etmek için veya vaaz vermek için yapılan bir şey. Pragmatik tarih. Tarihten bir şeyler çıkarmak için. Şimdinin ilgileriyle geçmişe bakmak. Bunu da hoş karşılamıyor Hegel. Bir de diyor eleştirel tarih var. Yani bunu tarihin tarihi diyor. Historiografi. Yani kaynak ve güvenilirlik araştırmasına çok odaklanan bir tarih var. Dediğim gibi Ranke bunu yapıyor. Niebuhr diye bir Roma tarihi var. Hegel'in çok esinlendiği ve kullandığı. Mesela bu da buna örnek olarak veriyor. Bir de özel tarihler var diyor. Hani bilim tarihi, hukuk tarihi, gemicilik tarihi. Bu da bir tarih yazma biçimi ama burada hani bir tarih fikri yok en azından. Velhasıl diyor ki aslında bunların hiçbirinde tarih yok ortada. Yani bir adam hikayeleri anlatıyor, kaynaktan tarih. Reflektif tarih olan olduğu gibi anlatmaya çalışıyor ama kafasında bir fikir yok. Yani bir tarihe nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Yani Walter Scott da hikaye anlatıyor, o da hikaye anlatıyor diyor. Pragmatik tarihte de bir tarih nosyonu yok. O şimdiyle ilgileniyor. Geçmişten malzeme çıkarmaya çalışıyor. İşte Abdülhamit Han'a bakıyor. Oradan diyor ki kime benziyordu falan filan. Bu da bir ders çıkarmıyor işte. Yani burada da tarihle ilgilenilmiyor. Eleştirel tarih de tarih yapmıyor. Tarihin tarihini yapıyor. Yani historiografiyle ilgileniyor. Peki ben ne yapacağım diyor. Derslere şöyle başlıyor. Baylar,
Meine Herren diye başlıyor. Çünkü kadın yok o zaman okula ya. Baylar cezaevinde. Baylar, bu derslerin konusu felsefi dünya tarihi. Die Philosophische Weltgeschichte işte. Felsefi dünya tarihi. Felsefi dünya tarihinin amacı tarihte idenin bilgisidir. Çok güzel anlatmaya başlıyor. Sonra şu cümleyi okuyorsunuz ve kitabı bir kenara atıyorsunuz. Felsefi dünya tarihinin bakış noktası soyut bir genellikle değildir. Tersine somuttur, olduğu gibidir. Çünkü o öncesiz ve sonrasız olarak kendinde olan ve kendisi için geçmiş diye bir şeyin olmadığı tindir ya da idedir. Ruhların kılavuzu Merkürius gibi ide gerçekten de halkların ve dünyanın kılavuzudur. Tin ise olayları yönlendirmiş olan ve yönlendiren, buyrukları akla dayalı olan istencidir. Falan diyor. Ne saçmalıyor bu adam deyip bırakma ihtimaliniz çok yüksek. Çok kişi de öyle yapıyor zaten. Yani ne diyorsun ya? Yani olan olduğu gibidir, somuttur, soyut değildir diyor ama sonra anlattığı öyle soyut şeyler ki hiç alakası yok şeyle yani. Ruhları götüren Merkürüstür diyor. Tin tarihte idedir, başka da bir şey yoktur filan diyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Hani ben gerçekten tarih yapacağım diye diğerlerini beğenme diye gel, ben orijinalini yapacağım diye geldi. Yaptığı şey tam bir felaket. Çünkü ide diye bir kavram, idea diye bir kavram bir şey söylüyor. Şimdi öncelikle birkaç kavramı izah etmek lazım. Sonra bunları izah ettikten sonra bu söylediği çok tuhaf laflar belki biraz anlaşılır. Biraz ama kesin garanti edemiyorum. Birincisi idea. Ege'nin en sıkıntılı kavramından bir tanesi. Şöyle diyor kitapta gene. İdea kavrama tutulmuş aynadan başka bir şey olmayan realitedir. İdea kavrama tutulmuş aynadan başka bir şey olmayan realitedir. Yine mantık kitabında şöyle diyor. İdea ya da özne nesne. Kavram ve nesnelliğin birliği mutlak hakikattir. Bir de böyle lafları var. Bunlar iyice böyle insana şey. Mutlak hakikat. Yani adam böyle çok da kendinden emin. Hani böyle bir zamanda böyle bir şey söylemek kolay kolay, yani tüyler ürpertici. Mutlak hakikati bulmuş. Diyor ki idea kavram ve nesnelliğin birliğidir. Özne nesnedir. Şimdi gene kafa koy. Özne nesne ne demek? Şimdi en azından buradan başlayalım ve çözmeye çalışalım. Özne, az önce bahsetmiştik. En azından bunu anladığımızda bayağı bir şey açılıyor. Özne demek bilinçli bir faaliyet değil. Hegel okurken en takıldığımız nokta bu. Ben bile bayağı bir yıllar sonra anladım yani. Aa, olay buymuş diye. Özne diyor. Siz hep düşünen birisini anlıyorsunuz yani. Bir özne. Hani özne nesne karşılığı diyoruz ya mesela. Orada da işte nesneler, dışarıdaki şeyler, özneler de düşünen kişiler. Hegel'de özne böyle bir şey değil. O sadece öznerliğin bir boyutu. Hegel'de özne, az önce bahsettiğim gibi öznellik, olumsuzlamanın olumsuzlaması, kendine refleksiyon. Yani kendi içine dönen bir şey varsa, kendine katlanarak gelişen bir şey varsa orada özne vardır. Eğer bu akıl, mantık, sistem kendi içine katlanarak kendi kendini kavrayabiliyorsa burada öznelleşme vardır. Mesela bir hayvan dış dünya ilişkisi içinde kendini bütünleştirebiliyor ve kendi kendini bir bütün halinde tutabiliyorsa bu hayvan öznelleşebiliyordur artık. Kendi şeyini öznelleştirmiştir. Kendi dışsallığını içeri katıp dışarıyla ilişki içinde kendini öznelleştirmiştir. Demek ki özne bir kendine refleksiyondur. Yani bilinçli faaliyet değil, bir kendine dönme demektir. Mesela Hegel diyor ki işte varlık içliğe dönüşür, içlikten de oluş olur. İşte oluş diyor, ilk özneleşme hareketidir. Yani bir başkadan kendine dönme hareketi bir özneleşme biçimidir. İdea da böyle bir şey. Başkalıktan geri dönme. Kavram mantığı. Kavrama tutulmuş aynadan başka bir şeydir. Şimdi Hegel kavram böyledir, kavram şöyledir diyor. En zorlandığımız meselelerden bir tanesi bu. Burada hani yine Hüseyin Yetir ile şey ders yapmışsınız ya, Partizan ve İsmet Özel. Benzer bir durum İsmet Özel'de olduğu gibi Hegel'de de var. Çünkü tanıdığımız kavramları başka anlamlar yüklüyor ve biz için içinde tutamıyoruz. İşte orada Türk diyor mesela, hani
ne demek falan filan diye kafamız karışıyor. Hegel de böyle yapıyor çok. O nedenle kafamız çok karışıyor. Kavram diyor. Kavram böyledir, kavram şöyledir filan. Kavram deyince biz bir şey anlıyoruz yani işte zihnimizdeki tasarımlar. Ama Hegel'in kavramdan anladığı şey çok başka. Kavram Hegel'e göre aynının ve gayrının birlikteliğidir. Aynının ve gayrının birlikteliği. Aynı olanın ve aynı olmayanın bir arada yakalanması. Zaten diyor kelime olarak da kavram kavramak demektir. Aynı olmayanları bir arada tutabilmek demektir. Başkalıktan geri dönmeye özdeleşme dedik ya. Kavramın mantığı öznenin mantığıdır diyor Hegel. Yani bir başkasını, bir başka şeyi kendisi olarak yakalama. Hegel mesela şeyde kavram mantığının başında mantıkta beni örnek veriyor. Benlik. Benlik nedir diyor. İşte tam kavramın mantığı buradadır. Benlikte. Niye? Çünkü ben kendimi düşünüyorum. Kendimi düşündüğüm sırada ben olduğumun farkına varıyorum. Bakın ben hem bu benim hem de bu beni düşünen kişiyim. Beni düşündüğüm anda ben kendimi nesne yapıyorum. Ben kimim? Kendimi düşünen kişiyim. Kendimi düşündüğümde kendim burada bir nesneyim artık. Bu ikisini bir arada kavrama gücüne işte düşünme veya daha doğrusu ideal. Kendi kendini nesne yapabilme. Kendi üzerine katlanabilme. Daha sonra da bunu idrak edebilme gücüne. Yani şimdi bakın ben evrenselim. Kendi kendimi düşünüyorum çünkü. Her zamanki o benim. Bütün insanların ben dediği o şey. Aynı zamanda buradaki benim ve bütün geçmişimle olan bu ben. Üçünü bir arada kavrayabilme. İşte diyor, idea budur. Ya da kavram mantığı budur. Evrenseli kendi ötekisiyle, tekille bir arada kavrayabilme. Evrenselle tekili bir arada kavrayabilme kavramın mantığıdır. Şimdi yukarıdaki cümleye geri dönelim. Az önce hiç anlamadığımızı yeniden anlamaya çalışıyorum. İdea kavrama tutulmuş aynadan başka bir şey olmayan realitedir. Realite kavrama tutulmuş ayna. Realite ben buradayım. Kendim üzerine dönüyorum. Ve hem ondan ayrı hem de onunla aynı şey olduğumu anlıyorum. Değil mi? Ben buyum. Bu kişiyim. Ama direkt bu kişi de değilim. Yani bu fiziksel kişi de değilim. Ama bu fiziksel kişiden ayrı da değilim. Onunla birlikte kendimi kavrama İşte bu şey işte. Bunu idrak edebilme gücü işte kavram mantığı. İşte özne nesne ya da idea budur diyor. Dolayısıyla idea dediğimiz şey kavramın momentleri olan evrensel, tekil ve partiküler arasındaki ilişkiyi anlama demektir. Ve bu ilişkinin sürekli birbirini belirlediğini, yani bu ben değiştiğinde, bakın bu fiziksel ben değiştiğinde benim benlik tasarımım da değişir. Benlik tasarımım değiştiğinde bu fiziksel ben de değişir. Ben kendimin nasıl bir insan olduğuna dair fikrim değiştiğinde, evrensele dair, bütünüme dair olan fikrim değiştiğinde benim tipim de değişir, duruşum da değişir. Ama aynı zamanda benim fiziksel halim, şimdiki benim değiştiğimde kendime dair fikrim de değişir. Yani bu üçü sürekli birbirine döner. Yani esas olan şey bu üçünü bir arada kavramaktır. Çok basit bir örnek vereyim. Neredeyse dersi bitireceğim ama daha konuya giremedim. Ama buralar açıldıktan sonra su gibi gidecek, emin olun. Dostluk düşünün, dostluk kavramı. Karşınızda bir kişi var. Siz onu aslında ilk başta direkt o bir herhangi bir somut kişi olarak görmüyorsunuz. Sizinle ilişkili bir kişi olarak görüyorsunuz. Ve onunla olan ilişkinizi dostluk evrensel kavramına göre yargılıyorsunuz. Değil mi? O bir şey yapıyor. O benim dostum diyorsun. Sonra mesela onun yaptıklarını bu evrensele göre yargılıyorsun. Bu yaptığın dostluğa sığmaz diyorsun. O bireysel hareket dostluk kavramına göre yargılanıyor sürekli. Kavrama tutulmuş realite. Kavram neydi? Bu dostluk kavramı evrensel. Burada bir tekil bir adam var. Benim dostum. Ama sadece tekilliğiyle de yargılamıyorsun. Partikülaritesi içerisinde yargılıyorsun değil mi? Hep yaptıkları. Üst üste yaptığı şeyler. Sonra diyorsun ki evrensele göre bu dostluğa sığmaz diyor. Orada artık dostluk kavramını bu tekilin bununla uzlaşmayacağını anlıyorsun. İşte sen harbiden dost musun değil misin? Bu ancak zaman içinde partikülerleşerek bu tekili bu evrenselin içine yerleştirdiğimizde artık bu adam dostun dediğinde dostluk kavramı realize olmuş oluyor. Yani mesela genel dostlukta ne olur? Bir tekil vardır. Onunla bir ilişki yaşarsınız.
Ve dersin o süper adam, tam kafa adam, aynı bana göre filan. Beraber çok iyi. Özdeşleşirsiniz onunla. Aynı olduğunuzu hissettiğiniz için çok hoşunuza gider. Sonra hareketlerinden bakarsınız ki ya o sizinle çok aynı değil. Hatta tuhaf, hatta ters de yani sana. Dostluk orada bozulmaya başlar. Ama onunla birlikte devam edebiliyorsan, onun bazı şeylerini kendine katıp, kendinin bazı şeylerini ona yansıtabiliyorsan ve aradaki şey o başkalıkla birlikte bir arada olamayı devam ettirebiliyorsan sen dönüşmüş oluyorsun, o da dönüşmüş oluyor ve bir üçüncü kavramda dostluk kavramının altında birleşmiş oluyorsun. İşte aranızdaki ilişki, bu reel ilişki dostluk kavramına tutulmuş, kavram aynasına tutulmuş gerçekten başka bir şey değil. İşte idea böyle bir şey yani. Yani idea dediğimiz şey fikir falan değil. Yani aklımızdaki bir şey, bir tasarım falan değil. Özne ve nesneyi kendini başkalaşırken, başkasını kendileşirken bir arada kavrayabilmek demek. Aynının ve gayrının birlikteliği. Evrensel, tekil ve partiküleri bir arada anlamak demek. Bunu da realitede arayıp bulmak ideanın kendisidir işte. Öyleyse idea mantıkta kendinde ideadır. Yani saf kavramların nasıl dönüştüğünü inceler. Ve bu kavramlar arasındaki dönüşümün tekil, evrensel ve partiküler arasındaki ilişkiyi nasıl tamamladığını veya tamamlayamadığını görür. Daha sonra bu doğada, bu düzenlilik, tekil, evrensel ve partiküler arasındaki ilişkinin dinamizmi doğada aranır ve biz doğa yasalarında bunu adım adım buluruz. Doğada bir yasallık, düzenlilik buluruz. Burada Hegel kendi dışında idea eder. Çünkü zaten ideanın mantığı ideanın kendisini uygulamaya bakıyor. Kendisinde idea, kendi dışına çıkıyor. Sonra bilinçle beraber biz doğadaki mantığı tekrar anlayıp kendimize geri dönüyoruz. Çünkü bir mantık var. Biz bu mantığı doğada bir yasallık olarak görüyoruz. Sonra doğa yasalarını anlayarak kendimizi anlıyoruz ve doğadaki mantığı anlayarak aslında kendimizi anlamış oluyoruz. Kendine dönen idea da tindir diyor. Birazdan da tin kavramı diyeceğiz. Şimdi gayet kavramı Hegel felsefesinin en çok şey olan kavramıdır değil mi? En bilinen kavramıdır. Hegel hep gayet'i düşünüyormuş gibi anlaşılır. Aslında öyle değil. Hegel'in en çok bahsettiği şey idea, nesne, özne, kavram gibi kelimelerdir. Gayet'in çok özel bir yeri vardır. Yani sistemin şu kısmıdır. Kendi kendine dönen idea. Kendinin farkına varan idea kısmına gayetler. Şimdi gene anlaşılmaz cümlelere geri dönüyoruz ve artık biraz daha anlamış bir şekilde. İşte ideanın doğru, sonsuz ve kesinlikle güçlü idea olduğu, dünyada kendisini açtığı ve açtığı şeyin kendi yüceliğinden, ululuğundan başka bir şey olmadığını felsefede kanıtlanır ve kanıtladığı biçimde burada varsayılmaktır. Şimdi az önce söyledi. Şimdi gene ilk anladığınızda, yani direkt bu cümleyi okuduğunuzda hiçbir şey anlaşılmıyordu. Ama şimdi biraz daha anlaşılıyor tahminim. Bu doğru, sonsuz, kesinlikle güçlü idea. Das schlechte Mächtige, yani kesin doğru, kesin de hakikat olan bu güçlü idea dünyaya kendisini açar. Sich in der Welt offenbar. Yani böyle mistik mistik cümleler, kendini ideanın dünyaya açması. Ama şimdi az önceki dostluk örneğini anladığınızda yani bu açma maçma böyle bir gizemin açığa çıkması değil. Lan sen benim dostum değilmişsin dediğinde zaten aslında açılmış oluyor. Yani baştan beri aslında bir baktığımda sen benim dostum değilmişsin yani. Daha o zamanla yaptığın hareketleri düşündüğümde diyorsun. Aslında idea burada açılmış oluyor yani bu iki kişi arasındaki ilişkide. Bu ideanın tinsel bir şekilde açılmış olması. Yani açılma kavramı böyle bir sır değil yani. Ayan beyan olma, gerçekleşme demek. Felsefi incelemenin rastlantısalı uzaklaştırmaktan başka amacı yoktur. Halkların başından geçenlerin de bir son ereği olduğunu varsayabiliriz. Bakın bunları uyduruyorum gibi söylüyor ya, varsayıyorum gibi. Bunun kanıtı dünya tarihinin açıklamasıdır. Demek ki diyor bir son varış noktası var. İşte bunu açmamız lazım. Çünkü bu akıl kavramıyla alakalı. Felsefenin diyor çünkü tarihe getirdiği biricik kavram akıl kavramıdır. Buna göre akıl dünyaya egemendir. Ve dünya tarihinde her şey akla uygun olmuştur. Yani öyle laflar ki bu kadar kolay ifade edilmesi değil mi?
Die Vernunft, die Welt beherrsche. Yani dünyanın efendisi akıldır. Dünyada her şey akla uygun olmuştur. Benim de tek yaptığım şey bu. Tarihe aklı getirmek diyor. Peki neymiş bu akıl diye baktığınızda, bu cümleyi gördüğünüzde hemen Celal Şengör gibi diyorsunuz ya, Hegel salak falan diye kapatıyorsunuz. Akıl yani töz, sonsuz güç olarak bütün doğal ve tinsel yaşamın sonsuz maddesidir. Sonsuz form olarak da kendinde taşıdığı içeriğin gerçekleştirilmesidir. Şimdi bunu şey de mesela, analitik felsefeciler de bu cümleyi çok sık alınır. Yani, neymiş akıl? Tarihte akıl varmış. Neymiş akıl diyorsun? Akıl yani töz, o ne demekse, sonsuz güç olarak bütün doğal ve tinsel yaşamın sonsuz maddesidir. Sonsuz form olarak da kendini taşıdığı içeriği gerçekleştirmesidir. Yani Allah'tan açıklama yapmış. Akıl böyleymiş diyor yani. Hiçbir şey açıklanmıyor burada. Şimdi ama az önceki kavramlarla beraber düşündüğümüzde, töz dediğimiz şey, tözün özneleşmesi, az önce bahsettim ya, çocuktan şeye doğru dönüşüyor. Burada bir mantık, bir yasalılık, bir düzen var. Bir kere akıldan anladığımız şey bu. Tözün dönüşmesi. Ve malzemesi nedir diyor bunun? Doğa ve tinsel yaşam. İşte bu sonsuz bir malzemedir diyor. Akıl bu sonsuz malzemeyi işler. Yani doğayı işler ve tinsel yaşamı. Ben kendimi işliyorum. Dostluğu işliyoruz. Devlet, bilmem ne, bütün bu kavramlar. Yani manevi yaşam ve maddi yaşamımızdaki her şeyin dönüşerek değişmesi ve bunu da kavrayabilmemiz. Akıl bunu kavramak için var diyor. Dolayısıyla da maddi, fiziksel bir aktivite değil. Sadece bir içeriğin gerçekleşmesi, bir içeriğin dönüşme faaliyeti. Dolayısıyla da buna ne diyor? Yani sonsuz form diyor. Şimdi niye sonsuz form? Niye sonsuz güç diyor buna Hegel? Çünkü eğer maddi bir güç olsaydı maddeyle sınırlandırılmış olacaktı. Yani o madde bitti. Petrol bir güç, büyük bir güç ama petrol bittiğinde, fosil yakıt bittiğinde petrol bitiyor. Maddi varlıkların hepsi, hiçbirisi bu sonsuz güce ulaşamaz. Çünkü kendi kendini işlemez. Hani bizim neydi ya, askeri bir şey vardı ya, erke dönen gece, sonsuz güç falan, böyle hiç bitmeden kendi kendine işleyen bir şey. Yani kendi kendine işleyen bir güç olduğu zaman bu artık sonsuz bir form verme kapasitesidir. Çünkü şey, malzeme bitmiyor burada. Şimdi özellikle tinsel malzeme diyor, yani kim olduğunuza dair mücadeleniz ve bunu gerçekleştirme süreciniz hiçbir zaman bitecek bir şey olmadığı için, devamlı tekrar eden bir şey olduğu için, sürekli kendini işleme olduğu için, kendini gerçekleştirme süreci olduğu için bu artık sonsuz bir formdur. Yani akıl doğadaki ve bizim insanlar arasındaki ilişkilerdeki, tinsel dünyadaki maddenin sürekli yeniden biçimlendirilmesi yoluyla sürekli forme edilmesi ve daha derin bir şekilde anlaşılmasıdır. Dolayısıyla tarihte akıl vardır. Her şey akla uygun olmuştur. Demekten söylediği şey de şu, kastı da şu. Her şey akla uygun olmuştur. Yani akla, mantığa göre, hakka, hukuka göre olmuştur demiyor. Sürekli yeniden işlenen bir malzeme vardır. Ve bu malzeme sürekli kendi içine katlanıp sürekli kendini yeniden inşa ediyor. Ve kendini bilmeye çalışıyor, kendini kavramaya çalışıyor. Dolayısıyla her şey akla uygundur diyor yani. Çünkü her şey sürekli kendini olumsuzlamakta ve bu olumsuzluktan kendine geri dönme gücünü yakalamakta. Ve bu sonsuz bir güçtür diyor. Dolayısıyla tarihte bir akıl vardır diyor. Yani tarihte akıl var demek, her şey kurallara göre işliyor demek. Her şey bir mantıkla tıkır tıkır gidiyor demek değil. Malzeme kendi kendini işliyor demek. Tarihin kendi iç mantığı var demek. Zaten onu söylüyor sık sık. Diyor ki ben tarihe bir şey dayatmıyorum. Tarihin kendi malzemesi var. Sadece o malzemenin nasıl kendini işlediğini çıkarmaya çalışıyor. Hegel Vernunft kavramını çok kullanmaz aslında, akıl. Şimdi Hegel rasyonalist bir filozof gibi bir ama akıl çok kullanmaz, yani idealisttir ama akıl kavramını çok sık kullanmaz. Ve aklı genelde şöyle anlar, şu cümleyi çok söyler. Die Vernunft in der Welt. Akıl dünyadadır. Akıl dünyanın içindedir. Çünkü Hegel aklı bir bütünlük olarak anlar. Akıldan anladığı şey
bir bütünlük içerisindeki yapılılıktır, totalitedir. Dünyada akıl vardır der mesela. Yeryüzünde de vardır. Şöyle diyor mesela. Güneş sistemindeki hareketler değişmez yasalara uygun olarak gerçekleşir. Bu yasalar aklın ta kendisidir. Dize gezese zindi fernuft deserdi. Aklın kendisi bu yasalardır diyor işte. Ne güneş ne de gezegenler bu yasaların bilincindedir. İnsanlar bu yasaları çekip bilirler. Ama bu düşünmedir yani. Yasaları düşünmüş oluyoruz. Ama yasaların var olduğu anlamına gelmiyor. Olmadığı anlamına gelmiyor. Bir bütünlük içerisinde, bir totalitede bir yasalılık varsa bu akıldır. Az önceki dostluk ilişkimize de düşünün. Orada bir düzenlilik varsa, aramızdaki ilişkinin bir dinamiği, bir mantığı, bir şeyi varsa burada bir akıl var demektir. Ve bu akıl Tanrı'dır. Tanrı dediğimiz şey mutlak iyilik değildir. Tersine gerçekliktir. Şimdi dersin sonunda belki Tanrı meselesine geri geleceğiz. Hegel'in Tanrı'dan anladığı. Ben diyor Tanrı'dan anladığım şey böyle çok iyi, her şeyi dünyanın dışında dünyayı böyle yaratmış ve hayra göre yaratmış bir şey değil. Akıl Tanrı'dır ve o da gerçekliktir. Doğa zımnen akıldır. Din yoluyla akıl doğadan varlığa gelir. Az önce söylediğimiz şey vardı ya işte yani güneş sistemindeki yasallık bir akıldır. Biz din yoluyla bu aklın bilincine varmış oluruz. Bu akıl gerçekleşmiş olur. Anlaşılmış, idrak edilmiş olur. Yoksa bütün canlılar aleminde müthiş bir şey var. Bütün biyolojik mekanizmalar, değil mi? Her canlı öyle bir müthiş bir sistem içerisinde davranıyor ki hani bu önceden planlanmış falan anlamını demiyorum. Yani bir harika bir organizasyona sahip. Bunların bilincinde değiller belki. Zamanla bilincine de varılıyor. İnsanlar bu yasaları fark ediyorlar ve bilincine varıyor. Dolayısıyla akıl böyle bir şey. Şimdi şöyle cümleler söylediğince anlaşılmaya başlanır belki. Akıl kendinde durur. Ereği kendindedir. Kendini var eder, kendini gerçekleştirir. Şimdi ilk kitabı açan birisi bu cümleyi hiç anlamaz ama şu anda belki anlıyorsunuz. Az önce dedi ki sonsuz form, içeriği sürekli işlemek, kendi kendine dönmek, kendi kendine dönerek kendini var etmek. Eğer akıl buysa, akıl kendinde durmak demektir. Kendini anlamak demek. Çocuğun adam olma ve sonra büyüme sürecini düşün. Kendini var etmek demek. Çünkü anladığında işte ben buyum diyorsun ve artık kendini kaybolmuş bir şekilde değil de kendini var etmiş oluyorsun. Ve kendini gerçekleştirmiş oluyorsun. Denken, Hegel'in Denken dediği düşünme. Düşünme aslında aklın bilinçli olarak farkına varılmasından başka bir şey değildir. Devlet düşünülerek yapılan bir şey değil. Devlet zaten olan bir şey. Biz bunun üzerine düşündüğümüzde orijinal bunun farkına varmış oluyoruz. İleride bunu göreceğiz. Dünyanın akılla bağlantısı dünyanın son ereği sorununu beraberinde getirir. Şimdi de işte o temel tarihin sonu fikrine göre. Eğer akıl kendini anlamak demekse, kendini işleyerek kendini gerçekleştirmek demekse, kendini olduğu şey yapmak, kendi olduğu şeyin idrakine varmak, bunu kavramak demekse, bu da bizi son fikre götürüyor değil mi? Çünkü akıl kendini kavramak demekse, kendinin ne olduğunu anlamak ve kendine ulaşmak. Aklın hedefi bu. Amacı bütün gayreti bu. Kendine ulaşmak. Kendi de zaten hazır bir şey değil. Olan şeyi işleyerek farkına varmak demek. Yani aslında son demek başta olan şeyin gelişmesi ve açığa çıkması demek. Tarih o nedenle böyle bir akla göre ilerliyor. Bu akılda işte kendinin farkına varmak demek. İşte şu noktada ilk olarak anlaşılmıştır. Zannediyor anlaşılmıştır ama anlaşılmadı. Yani ben anlattığımda biraz anlaşılıyor. Ve dünya tarihinin incelenmesinden anlatılacaktır. Birazdan daha net anlaşılacak. Dünya tarihinde her şey akla uygun olmaktadır. Zannediyor ki işte bu anlaşıldı ben anlattım diye Hegel. Ama anlaşılmadı yani hiç anlaşılmıyor. Bak bu kadar örnek verdim ancak biraz anlaşıldı. Her şey akla uygun oluyor. Tamam. Yani fernüftig, akla uygun. Dünya tarihi, dünya tininin akla uygun zorunlu gidişi olmuştur. Niye zorunlu gidiş? Yani ısrarla bunu vuruyor. Zorunlu gidiş. Çünkü akıl sonsuz formdur diyor ya Hegel. Akıl dünyaya hiçbir şey dayatmaz diyor.
Egemen hep şeye karşı yani Gewaltsame Beziehung diyor. Yani baskı yapan bir ilişki. Yani akıl dünyaya kategori, yani Kant'ta öyledir değil mi? Dünyaya nizam verir akıl. Hegel öyle kesinlikle karşılarım. Dünyayı içler akıl. Aradaki ilişki bir dayatma ilişkisidir. O nedenle Hegel Jacobin değildir hiçbir zaman. Ama bu gidiş zorunludur. Niye zorunludur? Çünkü dünyaya bir yön vermiyorum diyor. Yani ben kendim yön vermeye çalışsam ya bunu sen uydurdun böyle gitmiyor dünya diyebilirsin. Ama ben diyor akıl dediğim şey zaten dünyayı olduğu şekliyle kavrama. Onun kendisini nasıl biçimlendirdiğini, nasıl kendisine döndüğünü anlamaya çalışmak. Dolayısıyla bu gidiş de zorunlu yani. Çünkü zaten olduğu şey olacak o yani. Hayır, vardığı yere varamayabilir. Yani sen gerçekten işte olması gereken bir adam olduğunda, yani kendi koşullarında, iyi şartlarda, kendini geliştirip açığa çıktığında, dünyayı, yaşadığın dönemi, aileni iyi bir şekilde anladığında zaten olacağın kişi olmuş oluyorsun. Bu engellendiğinde, bunun farkına varamadığında, potansiyellerini gerçekleştiremediğinde aslında gitmen gereken yere gitmemiş oluyorsun. Ama oraya doğru gidebilirsen bu zaten senin oraya çaban zaten. Bütün bu mücadelen kendine var mı? Dünya tini, şimdi birazdan tin kavramına geleceğiz. Tarihin tözüdür. Dünya tini tarihin tözüdür. Bu doğası hep bir ve aynı olan tindir. Dünyanın varoluşu bu doğayı açıklar. Bu durum söylendiği gibi tarihin bir ürünüdür. Tarihi ise olduğu gibi ele almak. Tarihe dönük ampirik davranmak gerekir. Şimdi bakın az önceki cümleyle bu cümle ne kadar çelişiyor değil mi? Dünya tarihinde her şey akla uygundur çünkü akıl zorunlular gider diyor. Şimdi diyor ki tarihi olduğu gibi ele almak lazım. Ampirik davranmak gerekir. Şimdi ilk bu cümle yok ya, abi ne diyorsun? Bir öyle diyorsun, bir öyle diyorsun demiş olursun. Aslında işte akıl, zorunluluk, kendi kendine gidiş bunları anladığımız zaman bu cümleyi gayet normal bir şekilde söyleyebiliyor adam. Tarihi olduğu gibi almak lazım diyor. Akla uygun demek, bir kurala göre tarihi yargılamak demek değil çünkü. Tarihi olduğu gibi ele alalım diyor. Geçmişe göre yargılayamayalım, şimdiye göre yargılamayalım. Ampirik davranalım diyor. Ve eğer ampirik davranmakla şey arasında hiçbir fark görmez. Akla uygun davranmak arasında. Şimdi diyor bütün bu şeyler arasında meslekten tarihçilerin, historiker von Fach diyor, meslekten tarihçilerin bizi yoldan çıkarmalarına izin vermiyoruz. Şimdi diyor bu tarihçiler gelir ama öyle böyle filan derler diyor. Uğraşamam diyor bana hiç bunlarla gelmeyin. Ben diyor olayın ne olduğunu anladım. Bilmiyorum artık meslekten tarihçiler. Zaten kızacaklar zaten yukarıda neye kızdıklarını hepsini anlattım.